Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu vor oder aus. Yani vor ya da aus. Bu yapıları inceliyor olacağız arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, vor ya da aus denildiğinde ne anlamalıyız? Belli başlı olan bu yapılar arkadaşlar istemli, bilinçli ya da bilinç dışı anlamına geliyor. Ne demek istediğimi bu örnek cümlelerle bir inceleyelim. Onun ardından diğer örneklerle bir pekiştirelim. Öncelikle aus yapısına bir bakalım arkadaşlar. Cümlemiz aus Langeweile hat das Kind unbekannte Leute angerufen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Langeweile can sıkıntısı demek arkadaşlar. Das Kind çocuk. Unbekannte Leute. Leute neydi arkadaşlar? İnsanlar demekti. Unbekannt, bekannt, tanınmış, bilinen değil mi? Unbekannt, bilinmeyen anlamında. Angerufen, bakın burada perfekt yapıda. Hat angerufen. Anrufen neydi arkadaşlar? Ayrılabilir fiillerde görmüştük. Telefon açmak demekti. Burada perfekt olarak hat angerufen şekline değil mi? Ne yap? Bürünmüş oluyor. Das Kind'e göre. Bunu ne yapmış oluyorum? Çekimlemiş oluyorum. Dolayısıyla hat angerufen demiş oluyorum. Şimdi bu cümle bize ne diyor? Onu bir anlamlandıralım. Can sıkıntısından, evet yapmaması gerekirdi. Öyle değil mi? Çocuk ne yapmış? Can sıkıntısından tanımadığı, bilmediği insanları ne yapmış? Aramış. Telefonla aramış. Dolayısıyla aus Langeweile can sıkıntısından. Şimdi arkadaşlar, bizim odaklanmamız gereken aus Langeweile bu yapıya bir bakmamız gerekiyor. Aus Langeweile çocuk bu da davranışı, bu tavrı istenmeyen, yapılmaması gereken bir davranışı yapıyor. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Bilinçli bir şekilde yapıyor, öyle değil mi? Dolayısıyla bewusst, bilinçli bir şekilde yapıyor. Hür iradesiyle, kendi iradesiyle yapıyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar ben aus Langeweile şeklinde yorumlamış oluyorum. Demek ki aus olduğunda burada bir bilinç söz konusu. Yani ben bunu bilerek yapıyorum. Bu sebepten aus Langeweile şekline bürünmesi gerekiyor. Dolayısıyla tekrarlayacak olursak aus Langeweile hat das Kind unbekannte Leute angerufen demiş oluyoruz. Tabii bilmiyorum bunu söylemekte fayda var mı yok mu, artık bu seviyede olduğumuza göre biliyor olmamız gerekiyor. Ben bu yapıları dilediğim gibi ne yapabilirdim? Yerlerini değiştirebilirdim. Şöyle de diyebilirdim. Das Kind hat aus Langeweile unbekannte Leute angerufen. Dediğim gibi bunu eminim ki biliyorsunuz da artık bu seviyeye gelene kadar birçok cümle gördük. Dolayısıyla bu cümlelerle, bu cümle öğeleriyle dilediğimiz gibi ne yapabiliyoruz? Yerlerini değiştirebiliyoruz, oynatabiliyoruz değil mi? Burada tabii bizim dersimiz aus ve vor ile ilgili olduğu için bu yapıyla başlamayı doğru buldum. Diğer yapıya bakalım. Hangi yapıymış o arkadaşlar? Vor. Şimdi aus bilinçli olarak dedik. Vor ne oluyor ona bir bakalım. Vor Freude über das Geschenk ist das Kind der Mutter um den Hals gefallen. Evet, bunu öncelikle bir anlamlandıralım. Freude sevinç, mutluluk demek arkadaşlar. Über das Geschenk, das Geschenk neydi arkadaşlar? Hediye demekti. Hediyeye olan mutluluğa karşı gibi. Devam etsin cümle. Ist das Kind, çocuk ne yapmış? Der Mutter, anneye den Hals fallen. Den Hals fallen ne demek? Ona bir bakalım arkadaşlar. Boğazına düşmek demeyiz Türkçe'de. Ne deriz? Boğazına sarılmak. Yani ona değil mi ne yapıyor? Sevinçle sarılmış oluyor. Dolayısıyla Almanca'da buna biz den Hals fallen demiş oluyoruz. Ancak burada hat düzeltiyorum. Ist gefallen. Çünkü ne? Bu bir perfekt cümle. Bu sebepten ne oluyor arkadaşlar? Ist gefallen. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, perfekt zamanda haben, sein değil mi? Bunları gördüğümüzde sein ile ilgili olan durumlarda ne yapmıştık? Yer değişikliği olduğunda, öyle değil mi? Fallen de yer değişikliği ile ilgili bir fiil olduğundan ne yapıyorduk biz ona? Haben demiyorduk, ne diyorduk? Ist gefallen şeklinde yorumluyorduk ki
bunu da artık söylemeye gerek yok değil mi artık bu seviyede? Ama gene de hatırlatmakta fayda var diye söylemiş olalım. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar biz şu yapıya baktığımızda, yani Vorfreude yapısına baktığımızda, Vorfreude mutluluktan değil mi? Şimdi burada mutluluk bilinçli olan bir şey değil. Hani ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur umarım. Vorfreude aniden gelişen bir durum karşısında mutlu oluyorsunuz. Söz gelimi size bir hediye geliyor ve ne oluyor? Mutlu oluyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında sizin iradenizin dışında oluyor. Çünkü bir durum söz konusu ve siz bu durum konusunda ne yapıyorsunuz? Şaşkın bir şekilde değil mi? Bir hediye alıyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Dolayısıyla Vorfreude şeklinde yorumlanmış oluyor Almanca'da. Ancak deminki örnekte bunu şimdi kıyaslayacak olursak Aus'la, Aus Langeweile, bakın burada bir bilinç söz konusu. Ne oluyor çocuk? Sıkıntıdan ne yapıyor? Tanımadığı, bilmediği insanları telefonla arıyor. Dolayısıyla biz buna Aus Langeweile, yani canı sıkıldığı için, değil mi? Freude über das Geschenk, yani hediye olan sevincinden dolayı şeklinde de çevrilebilir Türkçe'ye. Ist das Kind, çocuk, der Mutter, anneye, den Hals gefallen, ne yaptı? Boğazına sarıldı demeyiz de ne deriz? Boynuna sarıldı deriz, değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Boynuna sarıldı şeklinde çevirmiş oluyoruz ama vücut konusunda, değil mi? Vücudumuz konusunda der Hals neydi? Boğaz anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Aus Langeweile hat das Kind unbekannte Leute angerufen. Aus Langeweile hat das Kind unbekannte Leute angerufen. Vor Freude über das Geschenk ist das Kind der Mutter den Hals gefallen. Vor Freude über das Geschenk ist das Kind der Mutter den Hals gefallen. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar örneklerimizle devam edelim. Sabine fährt jeden Morgen sehr früh zur Arbeit. Eminim ki bu cümlenin anlamını biliyoruzdur. Sabine, bu bir kadın ismi değil mi? Fahren de neydi? Sürmek demekti. Jeden Morgen, her sabah. Sehr früh, çok erken. Zur Arbeit, işe. Yani ne yapıyor Sabine? Her sabah çok erken saatlerde ne yapıyormuş? İşe gidiyormuş değil mi? Şimdi arkadaşlar bir sonraki cümleye baktığımızda Vor Erschöpfung schläft sie auf der Rückfahrt im Bus öfter ein. Evet, bu cümleye baktığımızda ne demek istiyor? Erschöpfung arkadaşlar yorgunluk, bitkinlik anlamına geliyor. Einschlafen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Einschlafen uyuyakalmak demek arkadaşlar. Die Rückfahrt, die Rückfahrt neydi arkadaşlar? Rücken neydi? Sırt, Fahrt, sürmek, sırt sürüş, geri sürüş ne olabilir? Eve olan yolculuk değil mi? Eve olan yolculuk kastedilmiş oluyor Rückfahrt ile. Im Bus, otobüste ne yapıyor? Öfter, sık sık otobüste değil mi? Sıklıkla otobüste yorgunlukta ne yapıyor? Uyuyakalıyor demiş oluyor bu cümle bize. Şimdi vor Erschöpfung'a baktığımızda, bu yapıya baktığımızda arkadaşlar ne dedik? Bitkinlik dedik. Vor Erschöpfung ile anılıyor. Neden? Çünkü burada arkadaşlar bilinç dışı ya da istekli bir durum söz konusu değil. Çok yoruluyor, erkenden kalkıyor. Dolayısıyla eve gittiğinde çalışanlarımız bilecektir değil mi? Ya da üniversiteye erken saatlerde gidenler bilecektir. Ne oluyor arkadaşlar? Bitkin bir şekilde eve gidiyoruz değil mi? Ve çoğu zaman eğer otobüsler ya da işte çeşitli işte tren gibi işte çeşitli araçlarda uyuyakalabiliyoruz. Dolayısıyla bitkinlikten, yorgunluktan diyecek olursak biz buna ne dememiz gerekiyor? Vor Erschöpfung dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bitkinlikten, yorgunluktan ne yapıyoruz? Eve giden yolculukta, geri giden değil mi? Ya da işte eve olan yolculukta uyuyakalıyoruz. Sıklıkla demiş oluyor bu cümle. Toparlayalım isterseniz. Vor Erschöpfung schläft sie auf der Rückfahrt im Bus öfter
ein demiş oluyoruz. Demek ki ein schlafen'da neymiş arkadaşlar? Ayrılabilir fiil kapsamında olan fiillerdenmiş. Demek ki vor erschöpfung bizim istemimiz dışında olan bir durummuş. Bu sebepten ne yapıyoruz? Vor ile ne yapıyoruz? Erschöpfung'u anmış oluyoruz. İkinci cümleye geçelim arkadaşlar. Manche Leute schreien aus Angst, wenn sie einen Hund sehen. Evet. Ne demek istiyor bu cümle? Bir bakalım. Manche Leute, bazı insanlar, evet, schreien, çığlık atmak demek arkadaşlar. Evet, aus Angst. Angst neydi arkadaşlar? Aslında güzel Türkçe'de artık şeyde de, literatürde de olan bir şey. Anksiyete deniriz, değil mi? Angst, anksiyete, korku, korkma. Dolayısıyla angst, korku anlamında arkadaşlar. Aus Angst, korkudan insanlar, bazı insanlar ne yapıyor? Çığlık atıyor. Wenn sie einen Hund sehen, bir köpeği gördüklerinde, bir köpek gördüklerinde ne yapıyorlar? Korkudan çığlık atıyor bazı insanlar, diyor bu cümle. Dolayısıyla arkadaşlar burada aus Angst, biliyorum şimdi güzel Türkçedeki bu mantığa uyarladığınızda boşluklar oluşabiliyor. Hani burada çoğu zaman insanlar hep özellikle yabancı dilde mantık arıyoruz ve neden sorusunu soruyoruz ya. Neden bu böyle? Böyle olmadı da böyle diye soruyoruz ya. Arkadaşlar bunu daha önceki derslerde de hatırlatmıştım. Bu dersi de söylemiş olalım arkadaşlar. Yabancı dilde neden sorusu yok. Maalesef neden sorusunun karşılığı yok. Bu çünkü bu şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla aus Angst deniliyor ki burada bilinç bir korku var köpeklere karşı. Eminim ki çoğunuz şey diyecektir. Ya nasıl bilinçli olabilir hocam? Bilinçsiz bir şey bu. Evet, ama Almanca olarak bu dinamikte düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla aus Angst ile anılması gerekiyor arkadaşlar. Kalkıp da ben buraya vor Angst dersem hata etmiş olurum. Dolayısıyla dediğim gibi bu dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. İsterseniz bir toparlayalım bu cümleyi. Manche Leute, bazı insanlar schreien aus Angst, korkudan dolayı ne yapıyorlar? Çığlık atıyorlar. Wenn sie einen Hund sehen, bir köpeği gördüklerinde ne yapıyorlarmış? Demek ki korkudan çığlık atıyorlar demiş oluyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım arkadaşlar. Mia möchte sich die Zeit etwas vertreiben. Evet, öncelikle bir ilk cümleyi bir anlamlandıralım. Mia bir kadın ismi arkadaşlar. Die Zeit vertreiben, vertreiben arkadaşlar... Ne olabilir? Mesela işte tavukları ya da işte kuşları ne yapıyoruz? Oradan uzaklaştırıyoruz dediğimizde Almanca'da buna vertreiben diyebiliriz. Dolayısıyla zamanı geçirmek anlamında kullanılıyor. Die Zeit vertreiben demek ki zamanı geçirmek. Etwas biraz zaman geçirmek istiyor demiş oluyoruz arkadaşlar. Ama burada bunu Türkçe'ye uyarlayacak olursak zaman geçirmekten kasıt arkadaşlar... Hani boş bir vakitse denk gelmişsinizdir ve dolayısıyla amaçsızca geçirmek istemiyorsunuzdur gibi de düşünülebilir bu vertreiben. Dolayısıyla ne diyor? Mia biraz vakit geçirmek istiyor. İkinci cümleye bakalım. Sie geht aus Langeweile joggen. Sıkıntıdan, değil mi? Ne yapıyor? Sıkıntıdan dolayı jogging yapmaya gidiyor. Yani hafif tempolu koşu yapmaya gidiyor demiş oluyoruz. Bakın burada da aus Langeweile, az önceki örnekte de görmüştük bunu. Ne var? Burada bir bilinç var. Dolayısıyla bilinçli bir durum var. Nedir o durum? Can sıkıntısı. Dolayısıyla can sıkıntısından dolayı nereye gidiyor? Koşu yapmaya, jogging yapmaya, hafif tempolu koşu yapmaya gidiyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla bu iki cümle birbirini aslında tamamlamış oluyor. Çünkü burada bir neden sonuç ilişkisini görmek maksadıyla ben bu iki cümleyi yazmayı doğru buldum. Dolayısıyla ilk cümlede Mia möchte sich die Zeit etwas vertreiben, vakit geçirmek istiyor. Can sıkıntısından ne yapıyor? Sie geht aus Langeweile joggen. Can sıkıntısından jogging yapmaya gidiyor demiş oluyoruz. Demek ki burada da ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Aus Langeweile ile ne yapmış oluyoruz? Bunu bir bütün olarak incelemiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sabine fährt jeden Morgen sehr früh zur Arbeit.
Sabine fährt jeden Morgen sehr früh zur Arbeit. Vor Erschöpfung schläft sie auf der Rückfahrt im Bus öfter ein. Vor Erschöpfung schläft sie auf der Rückfahrt im Bus öfter ein. Manche Leute schreien aus Angst, wenn sie einen Hund sehen. Manche Leute schreien aus Angst, wenn sie einen Hund sehen. Mir möchte sich die Zeit etwas vertreiben. Mir möchte sich die Zeit etwas vertreiben. Sie geht aus Langeweile joggen. Sie geht aus Langeweile joggen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Hans hat Angela im Supermarkt gesehen. Evet, bu gayet anlaşılır bir cümle. Ne diyor? Hans bir erkek ismi, Angela kadın ismi. Ne yapmış? Im Supermarkt, süpermarkette gesehen, değil mi? Perfekt yapıdaki sehen, hat gesehen. Hans demek ki Angela'yı süpermarkette görmüş. Vor Aufregung klopfte sein Herz ganz laut. Evet, Aufregung, die Aufregung, heyecan demek arkadaşlar. Sein Herz, kalbi, ganz laut, çok gürültülü bir şekilde klopfen, tıklamak, yani kapının çalınması, tıklaması. Dolayısıyla biz bunu güzel Türkçe'ye çevirecek olursak ne deriz? Kalbi attı, değil mi? Heyecandan kalbi attı deriz, değil mi? Dolayısıyla heyecandan dolayı, dolayısıyla bu istem dışı olan bir durum. Birdenbire süpermarkette Angela'yı görüyor Hans ve ne yapıyor? Heyecanlanıyor. Dolayısıyla biz buna aus değil de vor deriz, değil mi? Çünkü o durum karşısında, ani gelişen bir durum karşısında, değil mi? Ne yapmış oluyoruz? Bu vor yapısını kullanmış oluyoruz. Belki de vor ve aus arasındaki bu en bariz olan şey de bu arkadaşlar. O durum karşısında, aniden gelişen bir durum karşısında da vor pekala diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü, değil mi? Alışveriş yaparken aniden karşısına çıkıyor ve ne yapıyor? Yükseliyor, kalbi atıyor heyecandan. Dolayısıyla vor Aufregung klopfte sein Herz ganz laut. Evet, bu artık Almanca'nın tamlama bölümü, bu deyimler bölümüne artık yavaştan yavaştan bir giriş yapmış oluyoruz bu seviyeyle. Dolayısıyla sein Herz klopfen, kalbinin atması, gürültülü bir şekilde atması şeklinde yorumlanıyor Almanca'da. Bir sonraki örneğe bakalım dilerseniz şimdi arkadaşlar. Aus Liebe zu Rockmusik hat Michael sich alle CDs von Aerosmith gekauft. Öncelikle bir anlamlandıralım bu cümleyi arkadaşlar. Aus Liebe, Liebe neydi? Aşk, sevgi anlamında, değil mi? Kullanılıyordu. Neye olan aşkı? Zu Rockmusik. Yani rock müziğe olan sevgisinden, aşkından dolayı hat gekauft, bakın satın aldı, değil mi? Perfekt yapıda bunu görüyoruz. Michael sich alle CDs von Aerosmith. Evet, Aerosmith bir rock grubu, öyle değil mi? Bilenler bilecektir. Michael ne yapmış? Rock müziğe olan aşkından alle CDs, bütün CD'leri kime ait? Aerosmith'e olan, ait olan bütün CD'leri satın almış demiş oluyoruz. Bakın burada aus Liebe yapısını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu nasıl düşünülmeli? Bewusst, yani bilinçli bir durum. Sevdiği için ne yapıyor? Bütün CD'leri satın almış oluyor. Bu sebepten biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Aus Liebe şeklinde bu yapıyı kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla aus Liebe zu Rockmusik hat Michael sich alle CDs von Aerosmith gekauft. Bakın burada sich kaufen, kendine aldı anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Sonraki cümleye geçelim arkadaşlar. Aus Zeitmangel konnte die Sitzung nicht rechtzeitig anfangen. Evet, Zeitmangel ne demek acaba? Zaman sıkıntısı, yani zamanla ilgili bir sıkıntı varsa, yani dar bir zamansa, bu örnek veriyorum, o zaman biz buna Zeitmangel demiş oluyoruz. Söz gelimi bu, Zeit yerine vitamin mangel olsaydı vitamin eksikliği anlamına gelmiş olurdu. Burada da zaman eksikliği demeyiz güzel Türkçe'de. Ne deriz? Dar zaman, az zaman, kısıtlı zaman diyebiliriz, öyle değil mi? Zeitmangel için. Die Sitzung, bu da oturum demek arkadaşlar.
rechtzeitig zamanında. Anfangen de neydi arkadaşlar? Başlamak demekti. Dolayısıyla zamanın eksikliğinden ya da darlığından artık durum neyse bilemiyoruz değil mi? Zamanın kısıtlı olmasından dolayı ne olmuş? Oturum zamanında başlayamamış denilmiş oluyor. Bakın burada da bunu bewusst olarak algılamamız lazım. Hani burada bilinçli bir durum var. Hani zamanın kısıtlı olması ya da eksik olması artık dediğim gibi bu duruma göre değişiyor. Hani eksik olması ya da dediğim gibi kısıtlı olması gibi düşünün. Oturum zamanında ne olamadı? Başlayamadı demiş oluyoruz. Aus Zeitmangel konnte die Sitzung nicht rechtzeitig anfangen. Şimdi ben çevirileri yaparken zaman zaman böyle hatalı gidebiliyorum ama kelimeleri tam olarak size aktardığımda ben eminim ki sizde bu uyanıyordur ve bunu daha bir anlamlandırıyorsunuzdur. Dilerseniz bir sonraki örneğimizle devam edelim. Vor Schreck ließ das Kind die Teller fallen. Evet, vor Schreck, evet, Schreck arkadaşlar aniden gelişen bir korku anlamına gelmiş oluyor. Demek ki Schreck, hatta böyle bir çizgi film kahramanı da var. Bu korku demek arkadaşlar. Ama Schreck'i Angst ile nasıl ayırabiliriz? Schreck aniden gelen bir korku ya da tırsma deriz ya güzel Türkçe'de, biraz belki argo olabilir ama bu hani birebir ben bunu tırsmak olarak da çevirebiliyorum. Fallen lassen, bunu lassen kalıbını görmüştük arkadaşlar. Bırakıvermek anlamına gelmiş oluyor. Fallen lassen birlikte anılıyor arkadaşlar. Düşürmek anlamında. Dolayısıyla bu cümle ne diyor bize? Çocuk korkudan tabakları düşürüverdi anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla bir durum karşısında gelişen bir yani bir durum var, bir hadise var ve bunun karşılığında ne oluyor? Çocuk korkuyor ve tabakları düşürüyor. Aniden gelişen bir olay. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz bunu? Vor Schreck olarak anmış oluyoruz. Dolayısıyla Vor Schreck ließ das Kind die Teller fallen, tabakları düşürüverdi demiş oluyoruz değil mi? Çocuk korkudan tabakları aniden ne yaptı? Düşürüverdi anlamı doğmuş oluyor. Sonraki örneğe bakalım. Aus Geldnot arbeitet der alte Mann Tag und Nacht. Evet, Geldnot, paraya olan ihtiyaç. Nakit ihtiyacı diyebiliriz buna, para ihtiyacı diyebiliriz arkadaşlar. Der alte Mann, yaşlı adam, Tag und Nacht. Güzel Türkçe'de biz ne deriz? Geceli gündüzlü çalışıyor deriz değil mi? Ancak Almanca'da gündüz ve gece çalışıyor şeklinde ele alınıyor bu durum arkadaşlar. Zaten aynı anlama gelmiş oluyor. Tag und Nacht, yani geceli gündüzlü yaşlı adam çalışıyor. Neden? Nakit ihtiyacından dolayı. Dolayısıyla aus Geldnot, bakın burada bir bilinç söz konusu olduğundan dolayı bunu bu şekilde algılamamız gerekiyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, bu dil dinamiğinde düşünmemiz gerekiyor. Bu sebepten vor Geldnot diyemeyiz. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? Aus Geldnot arbeitet der Mann Tag und Nacht diyecekmişiz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Aus Dankbarkeit hat das Mädchen ihrer Lehrerin Blumen geschenkt. Evet arkadaşlar, Dankbarkeit acaba ne demek? Dankbarkeit arkadaşlar, memnuniyet, bir müteşekkir olma, şükran duyma anlamına gelen durum için, demek ki şükran duyma olayı şeklinde çevirebiliriz. Buna die Dankbarkeit diyoruz. Hat das Mädchen, kız ne yapmış? Ihre Lehrerin, bayan değil mi, kadın öğretmenine Blumen geschenkt, çiçek hediye etmiş. Çiçekler değil mi? Çoğul olarak karşımıza çıkıyor Almanca'da. Çiçekler hediye ediyor değil mi? Çünkü ne yapıyor? Ona minnet
duyduğundan dolayı die Dankbarkeit aslında minnet, şükran anlamında. Dolayısıyla bakın burada bilinçli bir durum söz konusu. Hani kız bilinç dışı bir şekilde bunu vermiyor. Bunu bilinçli olarak yapıyor değil mi? Öğretmenine duyduğu saygıdan dolayı ne yapıyor? Çiçekleri vermiş oluyor. Bu sebepten dolayı ben ne yapıyorum? Aus Dankbarkeit şeklinde bunu belirtmiş oluyorum Almanca'da. Bakın burada da bir perfekt yapı. Schenken neydi? Hediye etmek demekti. Dolayısıyla hat geschenkt, hediye etti demiş oluyoruz. Dolayısıyla aus Dankbarkeit hat das Mädchen ihrer Lehrerin Blumen geschenkt demiş oluyoruz. Ve son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Vor Wut waren seine Augen Blut unterlaufen. Evet, vor Wut arkadaşlar, Wut öfke demek. Seine Augen, bir erkekten bahsediyoruz. Onun gözleri Blut unterlaufen. Bakın, laufen, Blut ne? Kan demek. Dolayısıyla unterlaufen arkadaşlar, yürümek, geçmek. Dolayısıyla bir kanamanın, içeride olan bir kanamanın alttan alta geçmesi demek oluyor aslında unterlaufen. Dolayısıyla güzel Türkçe'de biz buna şöyle diyoruz. Gözünü kan bürümek diyoruz. Dolayısıyla birebir bu şekilde çevirmiş oluyoruz güzel Türkçe'de. Tabii biz bunu bir örnek olarak gördüğümüz için arkadaşlar böyle öfke durumlarında benim babamın bana her zaman tavsiyesidir. Şöyle bir öfkeli, sinirli bir durum karşısında mutlaka yapmamız gereken sakinleşmek arkadaşlar. İçimize kadar ona sayalım ve nefes alıp verelim. Emin olun o zaman çok daha sakin bir şekilde düşünüyor olacaksınız. Dilerseniz bu örnekleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Hans hat Angela im Supermarkt gesehen. Hans hat Angela im Supermarkt gesehen. Vor Aufregung klopfte sein Herz ganz laut. Vor Aufregung klopfte sein Herz ganz laut. Aus Liebe zu Rockmusik hat Michael sich alle CDs von Aerosmith gekauft. Aus Liebe zu Rockmusik hat Michael sich alle CDs von Aerosmith gekauft. Aus Zeitmangel konnte die Sitzung nicht rechtzeitig anfangen. Aus Zeitmangel konnte die Sitzung nicht rechtzeitig anfangen. Vor Schreck ließ das Kind die Teller fallen. Vor Schreck ließ das Kind die Teller fallen. Aus Geldnot arbeitet der alte Mann Tag und Nacht. Aus Geldnot arbeitet der alte Mann Tag und Nacht. Aus Dankbarkeit hat das Mädchen ihrer Lehrerin Blumen geschenkt. Aus Dankbarkeit hat das Mädchen ihrer Lehrerin Blumen geschenkt. Vor Wut waren seine Augen blutunterlaufen. Vor Wut waren seine Augen blutunterlaufen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde vor ve aus yapılarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.